kapatıldı ve o da yerini aldı. Beyaz bayrak 7. koşu olan Barbaros Halit'in koşusu için havada start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı 4 numaralı gümbür gümbür çıkıştan sonra 2 boy kaybetmişti ancak doldurup grup içindeki yerini almayı başardı. 1 numaralı Bassekli abi buralarda rakiplerinin 2 boy kadar gerisine düştü. 3 numaralı Enderefe koşunun lideri. Fark 2 boy kadar. İç kulvardaki 5 numaralı Lokomotif ve dışında dolanan 4 numaralı gümbür gümbür 1800 geçirirken öndeki Enderefe'yi yakın takip aldılar. Onların 1,5 boy kadar gerisine iç kulvarı tercih eden isim 6 numaralı Merih oldu. Hemen dışında 2 numaralı Baydaşa yer tuttu. Bu ikilinin de 2 boy kadar gerisinde son sırada 1 numaralı Bassekli abi şeklinde safkanlar 1600'ü geçti. Koşun liderliği halen iç kulvarı yakın 3 numaralı Enderefe'de. Buralarda 5 numaralı Lokomotif ikinciliğe sokulmuştu. Hemen dışından 4 numaralı Gümbür Gümbür tekrar taze erdi. İkincilikteki rakibi de farkı bir boyuna kadar düşürdü. 1400 geçirirken bu ikilinin 2 boy kadar gerisinde bir başka ikili var. İç kulvarı yakın 6 numaralı Merih ve dışındaki 2 numaralı Baydaşa. Onların da 1,5 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 1 numaralı Bassekli abi şeklinde Barbaros Halit'in koşusunda 1200'e doğru yaklaşıyoruz. Koşunun liderliği halen 3 numaralı Enderefe'de. Buralarda arka grubu kontrol etti. 4 numaralı Gümbür Gümbür'ün jokeyi Kadir Tokaçoğlu ikinciye sokuldu. Bariyer Demir'de 3.'lükte 5 numaralı Lokomotif var. Onun hemen dışında 4.'lüğe sokulan 2 numaralı Baydaşa'yı izliyorum. Hemen içinde Bariyer Demir'de 5.'lükte 6 numaralı Merih. Sarısında 1 numaralı Bastekli abi şeklinde Barbaros Halit'in koşusunda son derece doğru yaklaşıyoruz. 3 numaralı Enderefe startla birlikte aldı liderliğini. 2.'lükteki rakibi 4 numaralı Gümbür Gümbür'ün yarım boy kadar önde sürdürüyor. Bariyer dibinde yine yerini kaybetmedi 5 numaralı Lokomotif. Hemen dışında 1 numaralı 2 numaralı Baydaşa. İçeride 6 numaralı Merih. Sağrısında 1 numaralı Bastekli abi şeklinde son düzlüğe yaklaşıyoruz. 3 numaralı Enderefe iterek de olsa liderliğini koruyor. 4 numaralı Gümbür Gümbür düzlüğe yaklaşırken ikincilikteki yerini korudu ve öndeki rakibini de yakın takip aldı. Buralarda 3.'lüğe Bariyer dibine 5 numaralı Lokomotif sokuldu. Hemen içinde 6 numaralı Merih var. Ortadan 2 numaralı Baydaşa çıkmaya çalışıyor. En dış kulvardan da 1 numaralı Bastekli abi şeklinde 400 geçirdi. Barbaros Halit'in koşusunda buralarda 4 numaralı gümbür gümbür yürüdü geldi. Liderliği aldı. Hemen dışından 1 numaralı Bassekli abinin atakları var. İç kulvardan da 6 numaralı Merih kendini göstermeye çalışıyor. Ancak 200'den sonra koşunun liderliği 4 numaralı gümbür gümbür de farkı şimdi 2,5-3 boya kadar çıkardı bu safkan. Son yüze doğru yaklaşırken iç kulvardan 6 numaralı Merih kendini gösteriyor. Dış kulvarda gümbür gümbür var. İçeriden Merih gelmeye çalışıyor. Dışarıda gümbür gümbür, içeride Merih mücadelesinde kazanan 4 numaralı gümbür gümbür. 6 numaralı Merih koşudan ikinci olarak ayrılmak zorunda kaldı. Bir numaralı Bassekli abi üçüncü olurken 3 numaralı Enderefe tempo verdiği koşunun dördüncüsü olarak pistten ayrılıyor. 4 numaralı gümbür gümbür gecenin 7. koşusu olan Barbaros Halit'in koşusunu jokeyi Kadir Tokaçoğlu ile kazandı.